Orhan Gencebay'dan 35 yıl sonra özür dilediler. Gupse Özay'ın tweet'i Barış Arduç'la evlilik sinyali mi? Çiğdem Tunç'un evlilik programına katılan bir damat adayını 15 yıl önce evlatlık almak istediği ortaya çıktı. Sırada haber turumuz var. Dur, yavaş, gönlüm sabah tersinde uyanıyor. Cennete öyle kolay medet umma, yol buradan geçmiyor. Gupse Özay'ın tweet'i Barış Arduç'la evlilik sinyali mi? 58 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı Bodrum'dan meydan okudu. Çiğdem Tunç'un evlatlık gerçeği canlı yayında ortaya çıktı. Orhan Gencebay'dan 35 yıl sonra kimler özür diledi? Pop müzik kan mı kaybediyor? Eurovision şampiyonu Sertab Erener'den çarpıcı analiz. Magazin 8 haber turu başlıyor. Görümce isimli yeni bir sinema filmiyle hayranlarının huzuruna çıkmaya hazırlanan Gupse Özay, filmden önce herkesi heyecanlandıran bir tweet paylaştı. Gupse Özay'ın, "Bugün sette hayatımın en heyecanlı anlarından birini yaşadım ama söylemem." Sürpriz şeklindeki tweet'i, sevgilisi Barış Arduç'la ailelerin de tanışmasının ardından bir evlilik sinyali olarak değerlendirildi. ...58 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı... ...Bodrum tatilinde çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti. Sağlıklı yaşama özen gösteren ve spor yapan Semiha Yankı'nın... ...takipçileriyle paylaştığı bu fotoğraflar... ...haftanın en çok dikkat çeken kareleri arasında yerini aldı. Yıllardır bir sır gibi saklı duran gerçek Zuhal Topal'ın canlı yayınında ortaya çıktı. Sunucu Çiğdem Tunç, evlilik programı damat adaylarından görüntülerde izlediğiniz Muhammed'i yıllar önce evlatlık almak istediğini açıkladı. Çiğdem abla, Çiğdem Tunç evladı olmamı istemişti. Beni defalarca istedi. Vermediler. Babam bizi verirken tembih etmişti. Çocuklarıma evlatlık vermeyin diye. Çiğdem Tunç bu konuşmaların ardından canlı yayına telefonla bağlandı. Anne, elinizden öperim. Hadi bayramlar. Anne, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Şimdi gözlerinden öpüyorum. Bayramı kutluyorum. Bir tane canım benim. Evlat. İlk defa birine evlat diyorum. Bütün hayatım boyunca bir tek evlat diye Muhammed'e dedim. 15 yıllık sır işte böyle ortaya çıktı. Çiğdem Tunç, Muhammed'i kimsesizler yurdunda tanımış. Çok güzel bir erkek çocuğu bir kenarda oturmuş arkadaşlarıyla oynamıyordu. Niye oynamıyorsun sen dedi. Mırıl kırıl etti, sonra bir kaynaştırdım ben onu. Fakat o çocuğu giderken sen benim oğlum olsun ister misin dedim. Ben çok isterim, keşke senin gibi bir oğlum olsa benim dedim. Ben bunu kendi kararımla yapamazdım. Eski eşimin ailesinin kendi kanlarından bir çocuk olsun isterdi. Onun için ısrarcı olamadım ben. Keşke olsaymışım. Pişmanlıklarımdan bir tanesi bu olabilir hayatta. Türkiye'ye 2003 yılında Eurovision'da birincilik kazandıran Sertab Erener, ünlü spiker Gülay Avşar'ın televizyon programında pop müziğin kan kaybetmesinin nedenlerini açıkladı. 90'larda o insanlar korkusuzca İyi müzik ürettiler ve onlar popüler müzik olabildi. Aslında şimdi de olabilir ama biz o kadar uzaklaştık ya ve o kadar korkudan kötü kötü şeyler yapılabiliyor ki altında 3 akorlu, sadece 2-3 notalı yani sözlerin hiçbir derinliği yok, anlattığı hiçbir şey yok. Yani ne dediğini bile anlamadığın binlerce şarkı var. Yani oradan bence biraz biz popüler müziğin şu anki kan kaybedişinin tek nedeni o. İnsanlar niye konserlere daha az geliyorlar? Niye bu noktaya geldik? Yıllarca arabesk müzik yapıyor diye eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirten Orhan Gencebay, 35 sene aradan sonra bazı isimlerin kendisinden özür dilediğini açıkladı. %90'a yakın insan benden özür diledi. Oldu mu öyle bir kusura bakmayın, yanlış yapmışız. Bilim insanları benden özür dilediler. Biz şimdi anlıyoruz daha iyi diye söylediler.
Ben de hoşgörülüydüm. Teşekkür ettim kendilerine. Barcelona'nın Neymar şarkıcı oluyor. Müziği seven ve zaman zaman eline mikrofon alıp şarkılar söyleyen Neymar, tek şarkılık bir single'la müzik piyasasında şansını deneyecek. Ünlü futbolcunun sahne adı Ney Müziko olacak. Que bonito esse cara? Que te pega de jeito? Que furado bloqueio? E te rasga no meio. Galatasaraylı yıldız futbolcu Bruma'nın Bodrum tatili fotoğrafları dikkat çekti. Portekizli futbolcu kız arkadaşıyla Yalıkavak'ta hafta sonu tatilinde işte bu şekilde görüntülendi.